Doruk, Okan ve Eray bir binanın asansörüne binmek istemektedirler. Asansörün üzerinde ne yazıyormuş? Asansör en fazla 240 kilogram taşıyabilir yazıyormuş. Asansöre dördü birlikte binince kütleleri toplamı 240 kilogramdan fazla olduğundan asansör hareket etmemiştir. Bu nedenle Eray asansörden inmiş ve ardından asansör hareket etmiştir. Aşağıda Kaan, Doruk ve Okan'ın kilogram cinsinden kütlelerini ifade eden ondalık gösterimlerin çözümlenmiş hali verilmiştir. Buna göre Eray'ın kilogram cinsinden kütlesi aşağıdakilerden hangisi olabilir denmiş. Şunlar hangi sayıların çözümlenmiş hali? Hemen bulalım. 5 çarpı 10 üzeri 1 yani onlar basamağında 5 var. 8 çarpı 10 üzeri 0 yani birler basamağında 8 var. 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 onda birler basamağında 4 olduğunu gösterir. Yani bu 58,4 kiloymuş Kaan. Doruk'a bakalım. Doruk 59,5 kilogrammış. Okan'a bakalım. Okan da 68,7 kilogram imiş. Sonra bunları toplayalım. Şöyle toplama işlemi yaptığımızda 4, 5 daha 9 yapacak. 9 ile 7'yi topladık. 16 yaptı. Toplamın sonucunu buraya yazıyorum. Virgül aynı hizadan indirdim. Elde var 1. 8, 9 daha 17. 17'ye 8 ekledim. 25. Bir de elde vardı 26. Şu an elde var 2. Bunların toplamı 16. 2 de elde var 18. 186,6 yapmış oldu. Peki toplamları 200'den fazla olması gerekiyor. Acaba hangi şıkı biz bunun üzerine eklersek toplam 200'ü geçer? Aslında en büyük şık olduğu burada anlaşılıyor. Yani hiç bunların toplamına da bakmamıza gerek yoktu. En büyük şıkkı bulup işaretleyebiliriz. Bakalım. A şıkkı ne yapar? Kilosu 53,3 yapacaktır. B şıkkına bakarsak 53,4 yapacaktır. C şıkkına bakarsak 52,5 yapacaktır. D şıkkına bakarsak 53,5 yapacaktır. Hangisi en büyük? D şıkkı en büyük. Bakın D şıkkını eklersek bunun üzerine 53,5 53,5'i buradaki 240'tan fazla oluyor. Topladığımızda 11 yapar. Elde var 1. Topladık 9, 1 de elde 10. Elde var 1. Burası 13, 4. 240,1 yaptı. Evet, en büyük şıkkı bunun üzerine eklediğimizde sonuç 240'ı geçiyor. Zaten iki tane en büyük şık, daha doğrusu iki tane şık olamaz. Bir tane de bundan büyük bir şık olsaydı o da zaten 240'ı geçerdi. O yüzden bu soruda en büyük şıkkı direkt işaretleyebilirdik. Faruk Bey hesabındaki 3,2 çarpı 10 üzeri 5 TL'nin %75'ini kardeşi Çağrı Bey'in hesabına gönderir. Banka bu paradan %0,01 oranında komisyon kestikten sonraki kalan parayı Çağrı Bey'in hesabına geçmiştir. Aşağıda Çağrı Bey'in hesabında bu para geldikten sonraki toplam paranın TL cinsinden değeri çözümlenmiş şekilde verilmiştir. Buna göre Çağrı Bey'in hesabında bu para gelmeden önceki para miktarı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Faruk Bey hesabındaki 3,2 çarpı 10 üzeri 5 TL'nin %75'ini kardeşi Çağrı Bey'in hesabına göndermiş. Peki bunun %75'ini bulmak için ne yaparım? 75 ile çarpıp 100'e bölerim. %75'ini yani gönderdiği parayı bulmak için. Bunu şöyle de yapabiliriz. Eğer buradaki virgülü sayılarla işlem yapmak istemiyorsanız virgülü bir tane kaydırırsanız sayımız 32 olur. Yani sayı büyüdü. O zaman üstü bir tane küçültürsünüz. Yani 10'un birini oradaki virgülü kurtarmaktan kullandık. 32 çarpı 10 üzeri 4 çarpı 75 bölü 100 yerine de 10 üzeri 2 yazabilirsiniz. Sonra bu 10 üzeri 4'ü 10 üzeri 2'ye bölerseniz 10 üzeri 2 kalacaktır. Çünkü çarpma bölme işleminde üstler çıkartılırdı tabanlar aynıysa. 32 ile 75'i çarpalım. Şimdi 4 tane 75'in biz zaten 300 olduğunu biliyoruz. Burada ise 8 tane 300 ne yapacaktır? 2400 yapacaktır. 2400 çarpı 10 üzeri 2. Bu da ne yapar? 24 çarpı 10 üzeri 4 TL yapar. Çağrı Bey'in parasının %75'i. Yani bu kadar parayı Faruk Bey Çağrı Bey'e göndermiş. Banka bu paradan %0,01 oranında komisyon kestikten sonra kalan parayı Çağrı Bey'in hesabına geçmiş. O zaman kalan parayı bulalım. Peki bu 24 çarpı 10 üzeri 4 demek 24'ün yanında 4 tane 0 var demek. Yani 240 bin lira. 240 bin liranın %0,01'ini bulmak için 0,01 ile çarpıp 100'e bölüyorum. Bunu yaparken şuradaki 0,01'deki virgülden kurtarmak için arkadaşlar bunu 100 ile genişletiyorum buradaki kesri. O zaman 240 bin
Buradaki sayı 100 ile çarptığımda burası 1 olur. Virgülden kurtulmuş olur ama aşağıdaki sayı da 100 ile çarpacağım için burada da 4 sıfır olur. Sonra buradaki 4 sıfır ile buradaki 4 sıfırı sadeleştirdiğimde demek ki banka 24 lira kesinti yapmış. O zaman 240 bin liradan gönderdiği 240 bin liradan 24 lira kesinti yaptı ya. Bu kesintiyi çıkartalım. Geriye ne kalır? Bir bakalım. Bu da 239 bin 976 lira yapar. Bundan bunu çıkarttığımızda. Demek ki bu kadar Çağrı Bey'in hesabına para göndermiş. Peki bu para geldikten sonra Çağrı Bey'in hesabındaki paranın çözümlenmiş şekli burada verilmiş. O zaman bunu da biz bir bulalım. Bu acaba hangi sayının çözümlenmiş şeklidir? Bakın şurası 10 üzeri 5 ile çarpılan basamakta 2 var. O zaman şöyle basamakları buraya yazayım. 2 üzeri 0 ile çarpılacak olan basamak. 2 üzeri 1 ile şöyle gösterelim. 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4 ve 2 üzeri 5 ile çarpılacak olan basamak. Pardon, 2 üzeri yazdım. Bunların hepsi 10 olacaktı. 10 üzeri 0 ile 10 üzeri 1 ile çarpılacak olan basamak. 10 üzeri 2, 10 üzeri 3, 10 üzeri 4 ve 10 üzeri 5 ile çarpılır. Bu basamaklar çözümlendiğinde. 10 üzeri 5 ile bakın 2 çarpılmış. 10 üzeri 4 ile 5 çarpılmış. 10 üzeri 3 ile çarpılan bir sayı yok. O zaman burada 0 var. 10 üzeri 2 ile çarpılan bir şey yok. Burada 0 var. 10 üzeri 1 ile çarpılan bir şey yok. 10 üzeri 0 ile çarpılan bir şey yok. Bir de burada virgülden sonra 10 üzeri eksi 1 ile çarpılan basamakta 2 var. 10 üzeri eksi 2 ile çarpılan basamakta da 5 var. Şurası 10 üzeri eksi 1'ler. Yani onda 1'ler basamağı. Burası da %1'ler basamağı. Demek ki bu para geldikten sonra Çağrı Bey'in hesabında 250 bin virgül %25 oluşuyormuş. Şimdi o zaman bu parayı çıkartalım. Çağrı Bey'in hesabına bu para gelmeden önceki para miktarını bulalım. 250 bin, 250 bin virgül 25'ten gelen parayı çıkartıyorum. 239 bin 976'yı çıkarıyorum. Bunun virgülden sonraki basamaklarında 0 olduğunu yazabilirsiniz. 5'ten 0 çıktı, 5 var. 2'den 0 çıktı, 2 virgül aynı hizadan indirdim. 10'dan 6 çıktı. Burada kaldı 4. 9'dan 7 çıktı. Burada kaldı 2. 9'dan 9 çıktı. Burada kaldı 0. 9'dan 9 çıktı. Burada kaldı 0. Burada 4 vardı. 4'ten 3 çıktı. Kaldı 1. 2'den de 2 çıktı. Kaldı 0. Demek ki şıklarda 10.024,25'i veren sayı lazım bana. O da hangi şıkta olabilir? Zaten şu 10 üzeri 4 demek 10.000 demek. 10.000'in üzerine buradan sadece 0,25 eklenmiş. Olmaz. Burada 10.000 üzerine 0,75 eklenmiş olmaz. Bakın şu olabilir mi diye düşünüyorum. Evet burası 10.000. Sonra 10.000 evet onda bir onlar basamağında 2 var görüyorsunuz. Birler basamağında 4 var. Onda birler basamağında 2 var. Yüzde birler basamağında da 5 var. Evet bu sayının çözümlenmiş şekli zaten. O yüzden cevabımız C seçeneği olmalı. Kerem tabletini biri 1,05 GB, diğeri 1,2 GB olan alan kaplayacak iki dosyayı indirmek istiyor. Bu dosyalardan ilkini indirmek istediğinde tabletinde aşağıdaki hata bildirimini görür. Uygulama indirilirken hata oluştu, cihaz tamamen dolu diyor. Tabletin tamamen dolu olduğunu gören Kerem istediği iki dosyayı indirebilmek için aşağıda kapladığı alanlar çözümlenerek verilen dosyalardan birini silmeye karar verir. Kerem'in bu dosyalardan hangisini silmesi durumunda tabletinde iki dosyayı indirmesine yetecek kadar boş alan açılır. Şimdi biz şunların hangi sayıların çözümlenmiş hali olduğunu bir bulalım. 10 üzeri 0 demek birler basamağı demek. Birler basamağında 2 var. 10'da birler basamağında 1 var. Yüzde birler basamağında da 7 var. Yani burası 2,17 GB. Oyunların kapladığı alan 2,32 GB. Müziklerin kapladığı alan 2,035 GB. Çünkü burası %1'ler basamağında 3 var. 1000'de 1'ler basamağında 5 var. Videoların kapladığı alanda 2,050 10.000'de 1'ler basamağında da 7 var. Çünkü burası 10 üzeri eksi 1'ler basamağı, 10 üzeri eksi 2'ler basamağı, 10 üzeri eksi 3'ler basamağı, 10 üzeri eksi 4'ler basamağı. Şimdi bunların yanına da sıfırları şöyle ekleyelim. Çünkü buralara sıfır eklemenin hiçbir sakıncası yok. Şimdi bu durumda tabii ki en büyük olan dosyayı sildiğinizde değil mi? İkisi birden sığacaktır. İkisinin toplamı da zaten ne yapıyor bakın? 2,25 yapıyor. 2,25'ten büyük olan da oyunlar var. Öyleyse oyunları silersem
ikisi birden bu iki dosyada yüklenebilecektir. Cevabımız o yüzden B seçeneği. Aşağıda işlerinde yeterli sayıda bilye bulunan iki kutu verilmiştir. Doruk bu kutulardan birine 8 üzeri 3 tane, diğerini ise 4 üzeri 3 tane bilye koyup birinden koyduğu bilyelerin yarısı kadar, diğerinden ise 2 katı kadar bilyeyi alıyor. Yani koyduğu bilyelerin 2 katı kadar bilyeyi alıyor. Çünkü bunların içinde de bilye vardı ya hani. Buna göre Doruk'un kutulardan aldığı bilye sayılarının toplamı en az kaçtır? Mesela buna 8 üzeri 3 tane bilye koymuş olsun. Peki 8 üzeri 3'ü ben 2 tabanında yazmak istersem 8 yerine 2 üzeri 3 yazarım. Sonra bunun da üssünün üssü alındığı için üsler çarpılır. Yani buna 2 üzeri 9 tane bilye koymuş. Buna da 4 üzeri 3 tane bilye koymuş olsun. Bunu da 2 tabanda yazarsam eğer 4'ü 2 üzeri 2 yazarsam üssün üssü alındığı üsler çarpılır. Buna da 2 üzeri 6 tane bilye koymuş olur. Peki şimdi birinden koyduğu bilyelerin yarısı kadar alacak. Diğerinde de koyduğu bilyelerin 2 katı kadar alacak. Ve aldığı bilye sayısının da en az olması isteniyor. O zaman hangisinden yarısı kadar, hangisinden iki katı kadar diye bir karar vermemiz lazım. Tabii ki bunun iki katını alırsak aldığı bilye sayısı fazla olur. Ama bizden aldığı bilye sayısının en az olmasını istiyor. O zaman bu fazla olanın yarısı kadar bilye almış olsun. Bu az olanın da iki katı kadar bilye almış olsun. Bakalım aldığı bilye sayısı kaç çıkacak? 2 üzeri 9'u 2 üzeri 1'e bölersek tabanlar aynı olduğu için üsler çıkartılır. Yani bundan 2 üzeri 8 tane bilye almış olsun. Burada çarpma işleminde tabanlar aynı olduğu için üsler toplanır. Bundan da 2 üzeri 7 tane bilye almış olur. Şimdi bizden ikisini toplamamızı istiyor. 2 üzeri 8 bilye buradan aldı. 2 üzeri 7 de bilye buradan aldı. Acaba toplam kaç tane bilye almış olur? 2 üzeri 8'in biz 256 olduğunu ezbere bilirsek aslında işimize yarar. 2 üzeri 7'nin de 128 olduğunu bilmeliyiz. Sonra bunları toplarsak 370-384 tane bilye almış olur. İsterseniz diğerini de yapabilirsiniz. Yani buradan bunun 2 katı kadar bilye almış olsa yani 2 üzeri 9 çarpı 2, 2, 2 üzeri 10 tane almış olur. Bunun yarısı kadar bilye almış olsa o da 2 üzeri 5 yapar. 2 üzeri 10 1024, 2 üzeri 5 de 32 olduğuna göre bunların toplamı da 1056 olmuş olur. O da şıklarda var ama bu yanlış olur çünkü bizden en az istemiş. Cevabımız B seçeneği olmalı.